fabrikalar da yok, onlara da arazi satıyorlar. Krediler %139, %166'ya mal oldu. Bunlar gaziyle bir yürüyüş yaptılar. Biz İsrail'e tam parası ödemek için mi kan döktük diyorlar, kanımızı akıttık diyorlar. Bunlar grevdeki işçilerin çocukları. Uzun süreden beri yemek yiyememişler. Grevdeki işçiler çocuklarını getirmiş, çalışan bir fabrikanın önüne mendil sermişler. Fabrikadaki işçiler de öğlen yemeklerini getirip grevdeki işçi kardeşlerinin çocuklarının karınlarını doyuruyorlar. Ama bu Özal'ın 62 yaş hediyesi. 450 milyon liraya alınmış vergisiz bu BMW Özal'a. Bu ikinci uçak 30 milyar lira. Bundan seçim gezilerine çıkıyor. Bu uçaklarla dolaşıyor biliyorsunuz etrafı. Bu köprüye 350 milyon liralık fişek attığının resmi. 350 milyon lira havai fişek atılacak dediler ve attılar. Bu Bülent için bir kanun çıkartmış bu Özal, o da ona özel şarkı söylüyor. Bu 5000 kişilik dev kokteyl, Ankara'da otel açmış, bir dükkan açmış. Göz kamaştıran açılış, Ankara Hilton'un açılışı böyle yapılmış. Doğum pastası yiyor, büyüğü bu. Bunlar Semra'nın yıl dönümünü Zürih'te yapmış. Cenab-ı Hak insanları da hayvanları da yarattı. Hayvanları yaratırken hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. Böyle yaratılmış. Bal arıları çok bal yapıyor. Kendisi de yiyor ama azını yiyor. İnsanlara kalıyor o bal. Alimler tecrübe yapmışlar. Bal arılarının kovanından bal almışlar, incelemişler. Bakmışlar ki arıların iştahı azalmış. Daha az bal yiyor, ille balı arttırıyor. Çok az bal bırakmışlar, arılar ölmüş, gene de balı bitirmemişler. Bu denemeler ne gösteriyor? Hayvanlar çok üretmek, az tüketmek için yaratılmış. Ama insanlara gelince insanlar da tersine. İnsanlar hep yemek istiyor, hiç terlemek, üretmek istemiyor. Yaratılışı böyle. İnsanlar cennet için yaratılmış. Bu dünyada imtihan olurken zor geliyor insanlara. Diyorlar ki biz hep yiyelim, hiç terlemeyelim. İnsanın yaratılışı böyle. İşte biz bu insanlarla bir adil düzen kuracağız. Nasıl olacak bu? Bunun şartı şudur. Gel buraya Mehmet. Sen hep yemek istiyorsun değil mi? İstediğin kadar ye, istediğin kadar tüket arkadaş. Ama bir şartımız var. Nedir o? Ne kadar tüketmek istiyorsan o kadar da üreteceksin. Başkasının ürettiğini tüketmeyeceksin. Kendin yap, kendin ye. E bu nasıl temin edilecek? Ha bunu temin etmek için şu şart koşulur. Diyoruz ki bak arkadaş, sen bu gözlüğü yaptın öyle mi? Peki, bu gözlüğü yapıp ben topluma teslim ediyorum. Diyelim ki bu gözlüğün 100 liralık bir kıymeti var. Yani bu gözlük 2 kilo elma, 3 kilo armut kadar kıymet taşıyor. Öyleyse ben bu gözlüğü topluma teslim ettiğim zaman bu gözlüğe eşdeğer tüketme hakkı kazanıyorum. İşte bir insanın ürettiğine mukabil, ona eşit tüketme hakkı gösterir, tüketme hakkı kazandığını gösteren özel senede para denir. Para budur. Ben bunu topluma veriyorum. Bunun 100 liralık bir kıymeti varsa toplum bana 100 lira veriyor. Para insanlık tarihinde böyle çıkmış meydana. Ondan dolayıdır ki adil bir düzende iki tane şart vardır. Bir tanesi ne kadar mal piyasada varsa o kadar da para vardır. Mal paraya eşit olacak. Açıktan darphaneyi çalıştırıp verirsen bu haksızlık olur. Üretmeyen adama tüketme hakkı verir olur. Bunu yapamazsın. Bu çalışanlara zulüm olur. Ve adil bir düzende de faiz olamaz. Faiz nedir? Ben bunu almış topluma vermişim, toplum bana 100 lira vermiş. Bugünkü düzende şimdi 100 lirayı götürüp bankaya koyuyorsun, bir sene sonra banka sana 150 lira veriyor.
Arkadaş, ben bu arada yeni bir şey üretmedim ki, sen bana 50 liralık fazla tüketme hakkı veriyorsun. Nereden veriyorsun bu hakkı? Kimden aldın da veriyorsun? Nereden veriyor bugünkü banka bu hakkı? Ya bankaya parasını koymuş insandan alıp bana veriyor veya darphanede basıp veriyor. Darphanede basıp verdi mi, bütün çalışanların hakkını yiyip bana veriyor. Parasını koyan adamın veriyorsa onun hakkını bana veriyor. Faiz demek, üretmeyen adama tüketme hakkı vermek demektir. Haksız olarak, yani çalışan işçinin, çalışan insanların hakkını yemek demektir. Şu aç, fakir işçinin gözyaşı demektir faiz. Bundan dolayı adil bir adam banka müdürünün yakasına yapışması lazım. Gel buraya arkadaş, ben sana 100 lira verdim. Bu 50 lira fazlalığı kimden aldın da bana veriyorsun? Sen düzeni bozuyorsun, sen haksızlık yapıyorsun. Böyle bir şey yapıp toplumu dinamitleme hakkın yok demesi lazım. Hakkı üstün tutan, adil düzen isteyen bir toplumun. Bugün bu denmediği için fakir fukara eziliyor. Bugünkü düzende insanlar bankadan faiz alıyorsa fakir fukaranın gözyaşını alıyor. Herkes hakkına razı olursa saadet alın terine dayanır. Bugün saadet fakir fukaranın gözyaşına dayanır. Onun için arkadan sosyal patlamalar çıkıyor. Şimdi ben size adil düzende parayı anlatıyorum. Adil düzende para dört şey karşılığı çıkar. Bir, arsa. Ne kadar piyasada arsa varsa o kadar para vardır. Yani ben arsam vermişim, karşılığında para almışım. İki, üretilmiş mal, vermişim para almışım. Üç, tesis, vermişim, karşılığında para almışım. Dört, döviz, altın vermişim, karşılığında para almışım. Bunların dışında piyasaya para sürülemez. Ne kadar mal ve kıymet varsa o kadar para vardır. Adil düzende faiz yoktur. Adil düzende darphaneden haksız yere para basmak yoktur. Bunların mikropları böylece ortadan kalkmış oluyor. Adil düzende istediğin zaman malı verir, bedelinde parasını alırsın. İstediğin zaman da parayı verir, karşılığında mal alırsın. Böylece para mutlaka karşılığı olan, sabit değer taşıyan, bugünkü gibi değerini kaybeden değil, altın para gibi sağlam olan bir para olur. Adil düzende faiz yok dediniz. Peki ben bir iş yapacağım, parayı nereden bulacağım? Adil düzende faizsiz olarak 7 çeşit kredi vardır. Bunlardan bir tanesi ortaklık, hepimizin bildiği şey. Ben bir iş yapacağım, yeteri kadar para yok, arkadaşlarımla ortak oluyorum, o parayı temin ediyorum. İkincisi kar ortaklığı. Fabrikam var, çalıştıracağım, üretim için ortak oluyorum veya yapacağım iş için, o iş için ortak oluyorum. Bunlar bildiğimiz usuller. Fakat ben şimdi size 5 tane daha para bulma kredi yolu söylüyorum adil düzen. Birincisi hakkı müktesep kredisi. Ne demek hakkı müktesep kredisi? Benim 1000 liram var. Bankaya koymuşum, bankada 12 ay kalmış. Öyleyse benim de bankadan istersem istediğim anda 12 bin lirayı alır, bir ay kullanırım. 2 bin lirayı alırım, 6 ay kullanırım. Yani ben bankada ne kadar para tuttuysam o kadar da kredi alma hakkım var. Bu otomatiktir, banka müdürünün keyfine bağlı değildir. Ne kadar verdiysen o kadar alırsın. Şimdi bunun manası nedir? Bunun manası, bende para var şu anda kullanmıyorum, başka bir kardeşim kullanacak demek. Onun parası var şu anda kullanmıyor, ben kullanacağım demektir. Onun için ben burada onun parasını alıp kullanıyorum kendi hakkım olarak, ama bu parayı kullandığım için bu enflasyon olmaz, bu fiyatı arttırmaz. Çünkü bu para zaten mal karşılığında piyasaya çıkmıştır. Fiyatları arttırmadan faizsiz olarak para buluyorum, görüyorsunuz. Adil düzende böyle bir kredi alma imkanı olduğu için kimse cebinde para tutmaz. Hemen parayı bankaya koyar ki bana lazım olduğu zaman da kredi almam hakkı doğsun.
Paraların bankada durması ise ekonominin kuvvetlenmesi, fiyatların artmaması demektir. Buna hakkı müktesep kredisi diyoruz, bunu şuraya koyuyor. Bir başka kredi emek karşılığı kredi. Bugün bir işçinin bir ay geçim için 1 milyon lira mı lazım? Herkesin 1 milyon lira kredi hakkı vardır, emek kredisi. Nasıl olacak bu? Ben bir konfeksiyon fabrikası kurmak istiyorum, 20 tane işçi lazım. Yarın Refah Partisi iş başına geldiği zaman boş adam bulmak mesele. Kapı kapı uğraşacağız boş bir adam bulmak için. Buldum, 20 tane adamı koydum. Bu adamlara her ay 1 milyon lira bankadan verir, banka devletin emrinde. 1 milyon lira her ay bunlara verecek. Bunlar alacak ücret olarak, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin edecek. Kim borçlanacak? Ben müteşebbis olduğuma göre ben borçlanacağım. Bu borcu nasıl ödeyeceğim? Yaptığım konfeksiyonu satacağım, ödeyeceğim. Borçlu ben olacağım, işçi olmayacağım. İşçi parasını alacağım. Ne anlatıyorum dinliyor musunuz? Bugün ben işçi çalıştıracağım ama param yok kardeşim, çalıştıramıyorum diyoruz. Halbuki adil düzende istediğin kadar işçi çalıştır, parası hazır. Yeter ki faydalı iş yap. Buna emek kredisi diyoruz. 3, yani ortaklık, kar ortaklığı, hakkı müktesep, emek kredisi diye sayarsak, 5. bir kredi şeklini söylüyorum. Bu 5. kredi de fabrika kurmak için yatırım kredisi. Benim Konya'da kuracağım bir faydalı fabrika projem var. Ne kadar para istiyor bu fabrika? 300 milyon lira. Ben de bu işi yapabilecek tanınmış bir insanım. Teferruatına girmiyorum. Peki kardeşim, al 300 milyon lira fabrikayı kur diyecek. Kim? Devlet. Faizi yok. O fabrikayı kuracaksın, kurduktan sonra da işleterek ödeyeceksin. Veya fabrika devletin olacak, sen onu çalıştıracaksın. O tarafı mühim değil. Mühim olan, her yatırım yapmak isteyen insan, eğer yatırımı faydalıysa, faizsiz olarak istediği kadar kredi alacak. Buna yatırım kredisi diyor. Bir başka kredi de sipariş kredisidir. İşletme kredisi. Benim bir mandıram var. Peynir yapıyorum, misal olarak söylüyorum. Peynirimi çıkartacağım ne zaman? Mayıs ayında. 6 ay önce Aralık ayında gelmişim Konyalı Hasan'a, diyorum ki arkadaş sen ne kadar peynir harcıyorsun bir senede? Bir teneke. Peki ben sana Mayıs ayında bir teneke peynir vereceğim. Mayıs ayında o peynir 100 bin lira olacak, sen de biliyorsun. Ancak şimdi Aralık ayı var, sen bana 70 bin lirayı şimdi verirsen ben sana Mayıs'ta bir teneke peynir teslim edeceğim diyorum. Ona bir sipariş senedi imzalayıp veriyorum. 70 bin lirayı alıyorum. Bu parayı işletme sermayesi olarak kullanıyorum. Peyniri yapıyorum, götürüp teslim ediyorum. Buna da sipariş kredisi diyorum. Ne var bunda? Ha, bu söylediğim şey var ya, bu atom bombasından çok daha mühim bir şey söylüyorum size. Neden? Bugünkü faizci Yahudi düzeninde, bu düzeni Yahudi kurmuş. Niye? Herkesi esir gibi çağırsın, faiz toplasın diye. Siyonistlerin düzeni, bu Siyonist lafı onun için ağzından çıkıyor. Bugünkü bu Siyonist düzeninde senetler parayı temsil ediyor. Vadeleri ne kadar uzunsa faizi o kadar çok pahalılık getiriyor. Bizim adil düzenimizde senet malı temsil ediyor, malı. Ben sana şu kadar para vereceğim demiyorum, bir teneke peynir vereceğim. Bu senet peynir, bir teneke peyniri temsil ediyor, malı temsil ediyor. Vadesi de ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk getirin. 6 ay önce parayı aldıysam 70 bin lira, 2 ay önce aldıysam 90 bin lira. Yani bizim düzenimizde senetler ucuzluk getiriyor vadesine kadar uzunsa ve malı teslim ettiği için de fiyatları arttırmaz, bilakis mal bolluğunu meydana getirir. Bugünkü düzende senetler para bolluğunu meydana getiriyor, pahalılık getiriyor. Faizi ve vadesi uzun olduğu için de ayrıca fakir fukarayı eziyor. Halbuki bak ben size aynı işletme sermayesini hiç faizsiz ve ucuzluk getirecek yeni bir düzen tanıtıyorum.
Bu sipariş kredisidir. Bir diğer yedinci kredi şekli de vergi karşılığı kredi. Ben devlete şu kadar vergi ödemişim, faydalı bir iş yapacağım, o ödediğim vergiyi alıp yatırımda, işletmede kullanıyorum. Yani devlete vergimi biraz sonra ödemiş gibi oluyorum. Böylece faizsiz yedi türlü kredi, ortaklık, kar ortaklığı, hakkı müktesep, emek kredisi, yatırım kredisi, sipariş kredisi ve vergi karşılığı kredi. Efendim siz faizi kaldıracağız diyorsunuz. Kim kime para verir? İşte bak ben size adil düzeni anlattım. Söyle bakayım arkadaş, sen alın teriyle çalışıp kazanmak isteyen bir insansan bizim düzenimizde daha ne istiyorsun? Adam çalıştıracaksın, al kredi. Fabrika kuracaksın, al kredi. Fabrikanı çalıştıracaksın, al kredi. Kendi bankaya vermişsin, al kredi. Vergi ödemişsin, al kredi. Hepsi faizsiz. Böyle bir düzende her çalışacak insan kolaylıkla iş yapacak, kahveler böyle boşalacak. Peki vergi nasıl ödenecek? Bak Özal 4000 çeşit vergi alıyor. Vergi, 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 vergi. Bizim adil düzenimizde ilk yapacağımız iş, bütün bu vergi kanunlarını lağvedeceğiz. Bizde bir tek vergi olacak. Kim ödeyecek bunu, zenginler mi? Hayır. Fakirler mi? Hayır. Ya kim ödeyecek? Bak kim ödeyecek anlatayım. Şimdi ben bir müteşebbisim, motor imal edeceğim. Ne lazım bana? Fabrika lazım. Ben müteşebbisim bir. Şu kardeşimin motor fabrikası var, bunu kendime ortak alıyorum. Biz beraberce yaptık iki. Fabrikaya işçi lazım. O kardeşimin de çalışacak insanlar var, o da emeğe temsil ediyor. Onu da ortak alıyorum, etti üç. Ham madde lazım. O ham maddeyi getirecek kardeşimi de alıyorum, dört. Başka? Bana elektrik lazım, su lazım, devletin yapacağı hizmetler lazım. İşte bunun için devleti de kendime ortak alıyorum, beş. Şimdi ben müteşebbislik emeğimi koyuyorum. Bu kardeşim fabrikasını koyuyor, o işçilik emeğini koyuyor. İşçilik emeğini koyuyor, daha çok kazanıyor, kar ediyor. Çünkü biz beşimiz bir araya gelip üretim yapıyoruz. Beş tane motor yaptık diyelim, bu yaptığımız motorlardan hepimiz birer tane alıyoruz. Yani bir motor benim oluyor, bir motor onun, bir motor bir motor onun. Misal olarak söylüyorum. Bu beş tane motoru ambara teslim ettik mi, ben istersen motorumu alır kullanırım, istersen parasını alırım. Hepimiz birer tane motor alıyoruz. Bu birer tane motoru alırken bak dikkat edin, devlet de kendi yaptığı katkıya karşı kendi hakkını alıyor. Angarya değil. Ya devlet hizmet etmiş, katkıda bulunmuş, o da kendi karını alıyor. İşte devletin yaptığı hizmet karşılığında aldığı devlet hakkına vergi diyor. Bunlar gibi değil. Bu Özal bu gece yatıyor, zihniyetini belirtmek için söylüyorum. Gece rüyasında bir şey görüyor, sabahleyin kadere %20'ye çıkarttım diyor. Dur bakalım ya, dur bakalım. Yazık günah değil, bu kadar fakir fukarayı eziyorsun. Ne yaptığını bildiği yok ki. Ne yaptığını bildiği yok. Size bu akşam çok mühim şeyler söylüyorum. Bak benim söylediğim bu düzen barış düzenidir. Şimdi bugün işçiler sokağa dökülüyor. İşverenle işçi birbirinin boğazını sıkıyor. Çünkü bu düzen düşman düzenidir. Bizim düzenimiz barış düzenidir. Neden? Bizim düzenimizde bir işçi daha çok kazanmak isterse ne yapacak? Beş motor yerine on motor yapacak. Herkes ikişer motor alacak. Ben de iki tane alacağım. İşçi de iki tane alacak. Devlet de iki tane. Fabrika sahibi de ham maddedir. Çok kazanmak için hepimiz birbirimizle ortağız, anlatabiliyor muyum? Bak bugünkü düzende işçi ne kadar alacak, işveren ne kadar, devlet ne kadar alacak? Bu çocuk oyuncağı gibi bu kavgayla tespit ediliyor. Halbuki bu haktır, hak meselesi kavgayla tespit edilmez. Bizim düzenimizde hakkın nasıl bölüşüleceği anayasayla tespit edilir. Kanunla bile değil.
Bak Avrupalılar ne diyorlar? Diyorlar ki biz 1000 seneden beri harp yaptık. Niçin? 1000 sene önce vergiyi krallar bir kişi koyardı diyor. Biz meşrutiyete geçtik, meclis yaptık, artık vergiyi bir kişi koymuyor, meclis koyuyor diyor. Şimdi bizde de anayasada vergi kanunla konur diyor. Ama bu Özal gelmiş, kanun kuvvetinde kararname çıkarttım diye veriyor, tek başına 1000 yıl önceki krallar gibi vergi koyuyor. Yani çağırtlattım diyor ya, bizi parasız ve verginin krallar zamanında kurulduğu 1000 yıl önceki devre atlattı bizi. Bunun çağ atlattım dediği bu, ileri değil, geriye doğru atlatıyor bizi. Bizim düzenimizde hak çok mühim bir şeydir. Mecliste bir araya gelse vatandaşın hakkını yiyemez bizim düzenimiz. Öyle kendi kendine vergi kanunu koyamam. Niye? Hak her şeyden üstündür de onun için meclis olduysan hakkani hareket et arkadaş. Sen herkesi ezesin diye meclis yapmadık seni. Ya herkese hakkını veresin diye meclis yaptık. Ne anlatıyorum size, duyuyor musunuz? Milli görüş demek, hakkı üstün tutmak demek, hakkı. Meclis de olsan, kral da olsan, padişah da olsan, fakir fukaranın hakkını yiyemez. Yersen zalim olur. Ben böyle kanun çıkarttım. Neye dayandığında kanun çıkarttın öyle yağma yok. Hak ölçüsünden ayrılamazsın. Onun için işçi ne kadar alacak, müteşebbis ne kadar alacak, devlet ne kadar alacak, bu anayasayla tespit edilir. Bunun esasları. Herkes de hakkına razı olur. Daha çok kazanmak istiyorsan daha çok çalışırsın. Yoksa herkesin birbirinin gırtlağını sarılmasıyla hiçbir yerden hiçbir yere gidilemez. Daha batı adil düzen nedir tanımıyor. Onlara bunu biz öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Önce bu aziz vatanda kuracağız, onlara da öğreteceğiz. Şimdi size iyi ama vergiyi siz fakirden almıyorsunuz, ekmeğin içine koymuyorsunuz, zenginden de almıyorsunuz. Ne kadar vergi alacaksınız, nasıl olacak? Sualde bak cevabını verdim. Ne diyorum? Üretimlere devlet ortak, o da kendi hakkını alacak. Ne kadar? Mesela 1/5. Ben ne kadar alıyorsam devlet de o kadar alıyor. Bunun manası ne demek? Bugün Türkiye'de milli hasıla 100 milyar dolardır. Bunun 1/5 20 milyar dolar yapar. 20 milyar dolar ne demek? 40 trilyon. Biz yarın işe başlasak bizim bütçemiz 40 trilyon sayıcı para olacak. Özal'ın bütçesi 11 trilyon çürük para. İşte aramızdaki fark. Bir tek vergi. O da angarya değil. Devlet hizmet ediyor, hakkını alıyor. Ne büyük kolaylık, ne büyük adalet, ne güzel düzen. Bu millete bunu söylettireceğiz Allah'ın izniyle. Bir diğer önemli nokta da emeklilik, işsizlik. İşsiz kalmışsın, mutlaka senin mesleğine, durumuna göre geçimine yetecek kadar para alacaksın. İstediğin zaman emekli olabilirsin. Ben şimdi emekli olmak istiyorum dersin, hay hay. O takdirde alman lazım gelen paranın belli bir miktar azını alırsın. Sonra diyorsun ki şimdi tekrar çalışmak istiyorum, hay hay. O takdirde daha çok para alırsın. Bundan dolayı hasta olmuşsun, emekliliği istersin. İyi olmuşsun, tekrar çalışmak istersin. Senin iradene bağlı. İstediğin yaşta emekli ol. Emeklilik için prim ödemeyeceksin. Sigorta ödemeyeceksin. Ya bu devletin vatandaşı olman kafi. Ben emekliyim diyorsun, bitti. Hayır. Senin her türlü geçimini devlet temin edecek. İşsiz kaldın, paranı devlet verecek. Bizde devlet demek bu demek. Bu efendim öyle bir çalışır ki bu millet 1000 yıl hep böyle çalıştı. Sultan Fatih bile sırtında taş taşıdı.
için size çok teşekkür ediyorum. Bu millet bugün çalışmıyor, niye? Çalıştığı da bir işe yaramıyor onun için. Çalışırsa Yahudi'ye çalışıyor, onun için çalışıyor. Yoksa ben 1 milyon lira alacağıma 2 milyon lira alacaksam tabii çalışırım. Tabii çalışırım. Ondan dolayı bu millet zaten dünyanın en çalışkan milleti. Asırlar boyu da hep böyle oldu. Bizim söylediğimiz adil düzen kimsenin aç açık kalmayacağını göstermek içindir. Devlet ne yapıyor bizde? Bütün faaliyetlere ortak oluyor, onlara yardımcı oluyor, hizmet ediyor, kendi payını alıyor. Aldığı bu payla ne yapıyor? Yeni modeller geliştiriyor, projeler hazırlıyor. Vatandaşı zengin etmek için hep o yolları araştırıp buluyor, tavsiye ediyor, yardımcı oluyor. Böylece bizim söylediğimiz devlet zengin bir devlettir ve bu devlet aldığı parayla hem ekonomik hayatı destekler, hem vatandaşı zengin eder, hem de bugünkü gibi biz Yahudilerden borç almayacağız, ya biz Müslüman ülkelere borç vereceğiz. Neden? Çünkü demin söylediğim gibi bizim devletimiz zengin devlet olacak. Bugünkü şartlarda bile. Şimdi size anlattığım bu ekonomik düzenin bir iki özelliğini daha belirteyim. Sonra şu duvarda yazan sözün cevabını kısaca vererek bu konferansımızı hayırlısıyla kapatacağız inşallah. Şimdi bakınız, bu söylediklerimin neticesi şudur. Bugün 300 lira aldığımız ilk ekmek 100 liraya ucuzlayacak. Neden? Ekmeğin içinde 100 lira faiz vardı, biz faizi kaldırdık. Ekmeğin içerisinde 100 lira vergi vardı, vergiyi kaldırdık. Sadece 100 lira alım teri neyse ekmek 100 liraya inecek. E nasıl olur efendim, bugün 300 liralık ekmeği siz nasıl 100 liraya ucuzlatırsınız? Bunun her zaman cevabını her vesileyle söylemişsinizdir, biliyorsunuz. Bak kardeşim, bizim bu ucuzluğu getirmemizin sebebi ne biliyor musun? Senin sırtında Yahudinin emme hortumu var. Senin sırtında Şampanyacı Holding'in emme hortumu var. Biz bu hortumları kesip atacağız. Senin kanını Yahudi'ye emdirmeyeceğiz. Senin kanını Şampanyacı Holding'lere emdirmeyeceğiz. Ondan dolayı 300 liralık ekmeğin içinde sen 100 lira İsrail'e uçak parası ödemeyeceksin. 100 lira bu akşam Hilton'da içilen şampanyanın parasını ödemeyeceksin. Ya o ekmeği meydana getirirken alın teri sahiplerinin alın terinin karşılığını ödeyeceksin. Bu da sadece 100 lira. İşte ucuzluk böyle meydana gelir. Soruyorum size, bugün pahalılık meydana geliyor. Sebep ne? Niye bu pahalılık meydana geliyor? Pahalılık olması için bir sebep yok ki. Fabrikada yeni makineler keşfediliyor. Ben işimi daha iyi öğreniyorum. Eskiden bir saatte 3 tane parça yapardım, şimdi 4 tane yapıyorum. Öyleyse gün geçtikçe ucuzluk olması tabiiydi. E şimdi pahalılık oluyor, niye oluyor? Yahudi her gün daha fazla bizden para sömürmek istiyor da onun için. Bu gördüğümüz pahalılık ve enflasyon Yahudinin hırsının büyüklüğünü gösteriyor. Geçen sene 10 trilyon istiyordu bizden, şimdi 17 trilyon istiyor. Onun için biz daha çok terliyoruz, daha çok bunalıyoruz. Bugünkü düzende pahalılığın sebebi budur. Yoksa pahalılık olması için bir sebep yok. Her gün her şeyin daha ucuzlaması lazım. Bu pahalılığın sebebi milletin sırtından kan emen Siyonizm ve onun işbirlikçisi holdinglerdir. Onun için onlar bu düzeni korumak istiyor. Bundan dolayıdır ki biz inananların partisiyiz, Refah Partisi olarak. Biz ezilenlerin partisiyiz, ezilenlerin. Eziliyor musun arkadaş? Refahçı olacaksın, hiç çaren yok. İşsizsin, fakirsin, geçim sıkıntısı çekiyorsun, refahçı olacaksın. Niye? Bu adamlar seni zengin edemez, onun için. Sonra tüccar ve sanayicisin, refahçı olacaksın. Niye?
Ben acıyorum bu tüccar ve sanayici arkadaşlarımıza. Gidiyorlar bu Hanaf'ın, bu demir elin arkasına. %130 faiz çok yüksek. Bize ne olursun %70 faizle kredi ver diyor. Ve mübarek refah sana hiç faizsiz istediğin kadar kredi verecek. Uyuyorsun sen, uyuyor. Niye böyle oluyor? Bu gerçekler millete duyurulmuyor da onun için. Kendi kendine olmuyor bu iş. Hep dış güçlerin tesiriyle oluyor. Görmüyor musunuz bak, refah %10'a çıktı mahalli seçimlerde. Bunun manası milletvekili seçimi olsaydı %20 alacak demekti. Bunu Siyonizm biliyor. Neden? Çünkü mahalli seçimde bir tek belediye reisi seçiliyor. Belediye reisi seçilirken halkı kolay aldatıyorlar. Allah'a şükür inançlı Konyalı'yı aldatamadılar. Ama başka yerde gördünüz. Arkadaş bir kişi seçilecek, bu ya SEHAP'a olur ya ANAP'la olur. Refah'a oy verirsen boşuna gider diye millete aldatıyor. Ama bir seçim çevresinden 6 tane milletvekili seçildi mi, nasıl olsa bir tanesini de refah alır, ben de kendi partime vereceğim diyor. İşte böyle düşünenler bir yekün tutuyor, bugüne kadar hep belediye seçiminde biz ne oy aldıysak milletvekili seçiminde 2 misli oy almışızdır. Bunu dış güçler biliyor. Ondan dolayı 26 Mart'ta Refah Partisi %10 oy alınca bütün dünyada kıyamet koptu. Neden? Bunlar milletvekili seçimi olsaydı %20 alacaklar. Alacak da ne olacak? Bunlar meclise girecek. Sonra Refah Partisi meclise girdi mi onlar biliyor ki yeni bir dünya kurulacak. Yeni bir Türkiye değil. Bu kıyamet. Bu gidiş Yahudinin hortumunu keser. Bu gidiş şampanyacı holdinglerin hortumunu keser diye kopuyor bu kıyamet. Yoksa kız çocuklar ait oldu bize, binse ne olur, binmese ne olur. Her olayı dikkat ediniz. Birdenbire ortalık elektriklendi. Şimdi Amerika'nın meşhur istihbaratçısı, Yahudi hariciyecisi Morton elçi olarak geliyor Ankara'ya. Neden? Muharebe kızışıyor. Artık saraydan idare edemeyecek Türkiye'yi, sipere geliyor. Burada ANAP'tan DYP'yi mi birleştirsem, SEHAP'yı da üstüne mi koysam, altına mı koysam da, ne yapsam da, ne yapsam da, millet refah duymasın, ne yapıp yapalım, şunları ortak pazara sokalım, İsrail'le tek devlet yapalım, İspanya'yı 500 sene önce nasıl Hristiyanlaştırdıysak, bu milleti de öz benliğinden ayıralım. Zorları budur, dış güçlerin. Ama bu inançlı millet bu oyuna gelmeyecek. İşte Konya'mızın öncülüğü, büyüklüğü, bayraktarlığı yarın. Bunun için bütün milletin şükranına vesile olacak. Herkes, Allah razı olsun bu Konyalılardan, bayrağı bunlar açtı, bunlar yürüdü, bu memleket böyle kurtuldu diyecek inşallah. Bakınız bu konuştuklarımızı şimdi getirip bir noktada topluyorum. Allah'a şükürler olsun, milletimiz inançlıdır, şuurludur. Her şeye rağmen gerçekleri görüyor. Bu inançlı millet bu gerçekleri herkese de yayacak. Bu millet aptal değil. Kendini ezenlere oy vermez. Yeter ki gerçeği görsün. Onun için hepimizin vazifesi bu gerçekleri bütün 60 milyon insanın hepsine duyuracağız. Önümüzde yapılacak olan seçimlerde inşallah Refah Partisi olarak biz Konya'nın oylarının %80'ini 90'ını alacağız. Niye? Niye ben milli görüşçü olmayayım ya? Niye ben oyumu Refah Partisi'ne vermeyeyim? Niye bu Yahudi'ye trilyonları ödeyen adamlara, bu holdingçi, bu şampanyacı holdingçilere, trilyonlarca milleti para götüren adamlara, bu faizcilere, bu darphanecilere, bu kadebecilere, bu ortak pazarcılara niye oyumu vereyim?
Bu gerçeği milletimiz er geç tanıyacaktır inşallah. Ve bak demin söyledim, 300 liralık ekmek 100 liraya ucuzlaması demek. Bugünkü işletme sermayesiyle 300 liraya bir ekmek yapıyoruz. Refah iş başına geldiği zaman 3 tane ekmek yapacağız. Bunun manası bugün çalışan işçinin 3 misli çalışacak. 3 misli işçi çalışması demek işte işsizlik meselesinin, kahvelerin boşalması demektir. Dünyada hiçbir ülkenin üretimi faizsiz değil, vergisiz değil. Yalnız bizim üretimimiz faizsiz ve vergisiz olacağı için en ucuz mal bizde olacak. Herkes bizden mal alacak. İşte ihracat patlaması böyle olur, yoksa hayali ihracatla olmaz. Bak size, bugünkü pahalılık nasıl kalkar? Bilakis ucuzluk nasıl gelir? Bu çalışkan millet nasıl çalışarak zengin olur? Bizim paramız nasıl kıymetlenir? Nasıl ihracatımız patlar? Kısaca bunları arz etmiş oldum. Bizde devlet çalışacak insanlara yardımcı olacak. Bizde devlet çalışacak insanlara proje gösterecek. Onların çalışmalarını inkişaf ettirmek için araştırmalarına yardımcı olacak. Bizde devlet çalışacak olan insanları para desteğiyle, faizsiz parayla destekleyecek. Bunun manası ne demektir? Biz bugünkü kanserli vücudun yerine sıhhatli bir vücut koyacağız. Adil düzen budur. Bugünkü borç esiri olmuş devlet yerine milleti kalkındıran, milleti gözeten, yani beyni, kalbi olan bir vücut koyacağız. Hem parayla destekleyecek, hem de araştırmayla destekleyecek. Herkesin iş yapması kolaylaşacak. Yani makinayı yağlayacağız. Üretim kolay olacak, her şeyi nakletmek kolay olacak, iş yapmak kolay olacak ve bu 60 milyon insan seferber olarak bağımsız, güçlü ve zengin Türkiye'yi meydana getirecek. Bunun bir tek yolu vardır, bu da demin size ana hatlarla belirttiğim adil düzeni kurmak, bugünkü köle düzenini yıkıp atmaktır. Son olarak şunu söyleyeyim, Avrupa Ortak Pazarı'nın parlamento başkanı geçenlerde bendenizi ziyarete geldi. Dedi ki siz neden ortak pazara karşısınız? Kendisine dedim ki size kızdığımız için değil, size acıdığımız için karşıyız. Çünkü siz saatli bomba taşıyan bir otobüstesiniz. Siz Roma Anlaşması yapmışsınız. Roma Anlaşması diyor ki bizim kültür kökümüz eski Roma olacak. Eski Roma eski Yunan'a dayanıyor. Eski Yunan'da eski Mısır'a, Firavunlara dayanıyor. Sizin bu kültür kökünüz zalimdir, haksızdır. Ekonomik düzenimiz kapitalist nizam olacak diyorsunuz. Kapitalist nizam zengini zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bak geçen asırda bunu tatbik ettiğiniz zengin zengin oldu, fakir fakir oldu. Sosyal patlama oldu, komünistlik buradan çıktı. Bu komünistlik kapitalizmin gayrimeşru çocuğudur. Geçen sefer böyle milletin, insanlığın başına bir bela getirdiniz. Şimdi 30 seneden beri ortak pazar kuracağız diyorsunuz. Gene bu batıl temellere dayanarak. Bu sefer patladığınız zaman insanlığın başına kim bilir hangi belayı, ucubeyi getireceksiniz. Biz sizin otobüsünüze binmiyoruz. Dışarıda gerekirse Müslüman ülkelerle beraber adil bir düzen kuracağız. Size de göstereceğiz. Yani sizin otobüsünüzdeki bombayı göstereceğiz, siz de otobüsten inip, siz gelip bizim ortak pazarımıza katılmaya çalışacaksınız. Milletimiz çok ızdırap çekti, fakat Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır. Öncüsü de Konya'dır. Şimdi şu Konyalı kardeşlerim lütfen bir ayağa kalksınlar, kılıçlarımızı bir bileyelim ve konferansımızı böylece kapatalım. Hep beraber canla başla, hakkın hakimiyeti için çalışacağımıza söz vereceğiz. Konferansımızı kapatıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Konya'mızın bayraktarlığı bütün milletimize mübarek olsun. Yeni belediye reislerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hazır olun. Milletimizin saadet ve selameti için Refah Partisi'nin büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağız.
ayağımıza söz veriyor. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Muhterem kardeşlerimiz, toplantımız sona ermiştir. Teşkilerimize muhabbet.